Ve bir sonraki sorumuz. ABC üçgenin alanını 8 vermiş. Güzel. Bir de diklik verilmiş. 7 BC uzunluğu. Bütün her şey şekil üzerinde var. Bize neyi soruyor? Üçgenin çevresini soruyor. Arkadaşlar çevresini bulabilmem için AB kenarını ve AC kenarını bilmem lazım. Buna da x artı y dedim. Yani ben bu ABC üçgenin çevresini bulmak istiyorsam, ABC'nin çevresini bulmak istiyorsam bana x artı y lazım. Bir de 7 fazlasını alacağım, cevap bulacağım. X artı y'yi nereden bulacağım? Bana verilen bilgilerden bulacağız. İlk önce burada ne var? 90 var hocam. Her 90'ın olduğu yerde. Ne demiştik? Pisagor bağıntısı var. Pisagor bize ne diyordu? Diyordu ki dik kenarların kareleri toplamı, yani x kare artı y kare, hipotenüs uzunluğunun, yani BC'nin karesine eşit. 7'nin karesi. X kare artı y kareyin 49 olduğunu buldum. Hocam başka ne var? Canım başka alan var. Bu üçgenin alanına 8 birim demişse, bu üçgenin alanından da elde edeceğim formül dik kenarların çarpımı bölü 2 bize alanı verecek. X çarpı y'nin de 16 olduğunu buldum. Hocam x artı y'yi nereden bulacağım? Çarpanlara ayırmadan bulursunuz arkadaşlar. X artı y'nin tam karesini alırsanız birincinin karesi artı ikincinin karesi artı birinci ile ikincinin çarpımının iki katı şeklinde yazılıyordu. Biz x artı y'nin karesini yazdık. X kare artı y kareyi biliyor muyum? Evet. 49. 49 artı. X çarpı y'yi biliyor muyum? Evet. 16. 2 çarpı 16 32. 49 ile topladım. Sonucumuz 81. Neyin karesi 81? X artı y'nin karesi 81 ise hangi sayının karesi 81'di? 2 tane 9'un çarpımı, yani 9'un karesi. X artı y'yi 9 bulduktan sonra geleceksiniz. X artı y'yi gördüğünüz yere 9 artı 7. Bu üçgenin çevresinin, ABC üçgenin çevresinin 16 santim olduğunu buluruz arkadaşlar. Bize ne veriliyorsa buradan ne çıkartabiliyorum ona baktık. Bir sonraki sorumuza gelelim. ABC eşkenar üçgen. BDC ikizkenar üçgen. Eşkenar üçgenin efendim pratik yöntemden alanı nasıl bulunuyordu? Alanı 60 60 60. Bu arkadaşın alanı bir kenarın karesi çarpı kök 3 bölü 4 şeklinde bulunuyordu. Bunu unutmuyorum. BDC üçgenine de ikizkenar üçgen demiş. Yani 45, 45, 90. Taralı alanı soruyor. Taralı alanda kaç santimetre kare olduğunu verilmiş. Arkadaş taralı alanı direkt bir formülle bulamam. Taralı alanı ancak elimdeki bilgilerden çıkartırım. Bana taralı alanı vermiş. Kaç santimetre kare olduğu. Taralı alanlar nasıl bulunur? Gördüğünüz gibi ABC eşkenar üçgen alanından ABC eşkenar üçgen alanından eksi kardeşim ikizkenar üçgen alanını ne yapmış? Almış. İkizkenar üçgen alanı. Çıkartırsanız taralı alanını bulursunuz. Buna da BDC diyeyim. Hocam taralı alan verilmiş. Taralı alanı yazalım. Şunu da parantezi kaldırdım. Taralı alanınız 9 kök 3 eksi 9. Kardeşim 9 kök 3 eksi 9'u nereden bulmuş bu adam? Şimdi eşkenar üçgen alanını biliyorum ben. X ise bir kenarı. X kare kök 3 bölü 4. İkizkenar üçgen alanı nasıl bulurum?
45, 45, 90. 90'ın karşısı x ise 45'in karşısı x bölü kök 2. Şimdi burada x bölü kök 2. İki dikenin çarpımının yarısı. X kök 2 bölü 2 çarpı x kök 2 bölü 2. Bölü komple 2. Arkadaş bu buradan gelmiştir. Bu buna eşit olmalı. Eşkenar üçgenin alanına. Bu da buna eşit olmalı. 9 kök 3. İsteyen de ne yapabilir? Bu işlemin 4 işlemini yapıp bir bilinmeyenli denklem şeklinde çözebilir. 9 kök 3. X kare kök 3 bölü 4'e eşitse. Ki eşit olacak. Bu buna eşit olacak. 9 da ikizkenar üçgen alanına eşit olmak zorunda. Kök 3'ler gitti. X kare eşittir içler dışlar çarpımından 36. X eşittir 6'nın karesi 36. X'i kaç buluruz? 6 buluruz. Geldik, işaretledik. Bir sonraki sorumuz. İki tane alan birbirine eşit verilmiş. Yani şuraya A dersem buradaki alana A diyeceğim. BC uzunluğu 6, BF 12, 6, 8 hepsini şekil üzerine vermiş. Demiş ki AB uzunluğu nedir? İki tane üçgen var. Bakınız ABC üçgeni ve BDF üçgeni. Şuraya B dersem ABC üçgeninin alanıyla alan ABC. Diğerini de göstereyim. Neymiş? O da alan BFD'ye. Ya hocam bunu nasıl kullanacağım? Alanlar birbirine eşitse sinüs teoremi dediğimiz bir formül var. Sinüs teoreminden alan bulma. Formülü yazayım. X dedi, Y dedi, aradaki açı alfa ise sinüs teoreminden bu üçgenin alanını ne yapabiliyorum? Bulabiliyorum. Bu bir kuraldır arkadaşlar. Çok kullanışlı olması da belli soru tiplerinde ne yaparsınız? Bu kurala denk gelirsiniz. Alan ABC. İki kenarın çarpımı aradaki açının sinüsü bölü iki formülüyle ne yapılır? Bulunur. Bu sorunun çözümü buradan olacak. Hocam aradaki açı, canım aradaki açı bu. Aradaki açı ve kenarlar gördüğünüz gibi biliniyor. Buraya x diyelim. AF uzunluğuna. Geldik alan ABC'yi bulmak istiyorsam iki kenarının çarpımı yani x artı 6 çarpı 12 çarpı sinüs alfa bölü 2. Alan BFD'yi bulmak istiyorsam iki kenarının çarpımı 6 çarpı 20 bölü 2 çarpı sinüs alfa. Eşitliğimizde her iki tarafta da sinüs alfalar aynı olduğu için bunlar birbirini götürdü. İkiler birbirini götürdü. X artı 6 ile 12'nin çarpımı 6 çarpı 20'ymiş. X artı 6 çarpı 12 eşittir 120. 12'ler gitti. X artı 6 eşittir 10. X eşittir 4 bulunur. Gördüğünüz gibi cevaplarda görebiliyor musun? Hayır. Bize ne sorduğuna bakıyorum. Bize A artı B'yi AB uzunluğunun tamamını soruyor. Yani 6 artı x'i o da 6 artı 4'ten 10 santim bulunur diyeceksin. Ender kurallardan bir tanesi de kitaplarda kalıp olarak ne yapar? Karşınıza çıkar. Aklınızın bir köşesinde bulunmasına fayda var. Ve bir sonraki sorumuz. ABC bir dik üçgen.
BDEF bir dikdörtgen. Dikdörtgenin ben şunu biliyorum, karşılıklı kenarlar birbirine paralel. Üçgen içinde dikdörtgen, kare, eşkenar, dörtgen, paralel kenar görüyorsanız burada benzerlik vardır. Onu söyleyeyim. Alan EDC'yi vermiş 36. Alan EFBD'yi vermiş 48. Arkadaşlar bu çizimi yapmak zorundasınız. Dikdörtgenin ne yaptım? İki eşit parçaya böldüm. Buradaki alan 24 ise buradaki alan 24 cm². Bunu niye yaptım? Alanları da biliyorsam alanlardan da kenar uzunluklarına ne yapabilirim? Geçiş yapabilirim. Şu iki üçgenin yükseklikleri aynı. Yükseklikleri aynıysa alanları taban uzunluklarıyla doğru orantılıdır. Bunun tersi ifade de taban uzunluklarıyla alan doğru orantılıysa uzunluklarla alan da doğru orantılıdır. Yani siz şunu diyorsanız alan CE'de alan EDB. Kenar uzunluklarıyla doğru orantılıysa alan CED'nin gördüğü kenar uzunluğu CD. Alan EDB'nin gördüğü kenar uzunluğu da DB. Bunun ne olduğunu biliyorum. 36 bölü 24. Şuraya 36 bölü 24. CD uzunluğuyla DB uzunluğunun oranını ne yapabilirim? Bulabilirim. CD uzunluğu DB uzunluğuna oranı. 12'ye böldüm 3. 12'ye böldüm 2. Yani CD uzunluğu 3K ise BD uzunluğu 2K'dır. Ya da 2 saat bununla uğraşmayıp hocam 12'ye böldüm 3K, 12'ye böldüm 2K şeklinde direkt yazarsanız daha güzel olur. Peki ne işimize yarayacak? Benzerlikten de bakın şuradaki uzunlukları bulursam ya da kat ilişkisini bulursam bu alana 24 düşmüş, bu alana kaç denk gelecek? Çünkü bu iki üçgenin yüksekliği aynı. Yani EAF ile EFB üçgenimizin yükseklikleri aynı olduğu için taban uzunluklarını bulursam taralı alanımızı ne yapabilirim? Bulabilirim. Peki nereden bulacağım? Benzerlikten bulacağım. Geleceksiniz böyle. Büyük ABC üçgenini çizeceksiniz. Burası A diyeceksin. Burası B diyeceksiniz. Burası C. Birbirine paralelse burası 3K, burası 2K ise benzerlik oranımız küçükte 3, büyükte 5. Küçükte 3A diyorsanız büyükte 5A diyeceksiniz. Benzerlikten ne yaptım? Kenar uzunluklarını kat ilişkisini bulabilirim. Yani şuraya 3A dedim. Bunun tamamı 5A. O zaman buraya kaç? 3A ise dikdörtgenin karşılıklı uzunlukları birbirine eşit 3A, buraya 2A. 3A'nın gördüğü alan 24 ise 2A'nın gördüğü alan nedir? Bunda 2 saat uğraşmanıza gerek yok. Orantı yöntemiyle ne yapabiliriz? Çözebiliriz artık. Buraya 3A dedik, buraya 2A dedik. Şurası E, şurası A, burası B. Şuraya da F. Buradaki alanımız belli 24. 3A'ya 24 ise 8 katı diyeceksin. 2A'nın da 8 katını alıp 16 birim diyeceğiz. 16 cm² bulduk arkadaşlar. Bir sonraki sorumuz. Bir önceki soruya benzer. Buradaki 28 AB uzunluğunun tamamı. Şurası 28 ise bu parçaya 28 eksi x kalır.
Şu iki üçgenin gördüğünüz gibi yükseklikleri aynıysa alanları taban uzunluğuyla doğru orantılı olacaktır. Buraya geçiş yapacağız. 21'i vermiş, 9'u vermiş, x'i vermiş ve burada önemli bir bilgi var. ADE üçgenin alanıyla BCD üçgenin alanlarının birbirine eşit olduğu söyleniyor. Hocam nasıl kullanacağım? Güzel kardeşim, burası 9 verilmiş. Burası 21 verilmişse. Bu iki üçgenin yükseklikleri aynı ve burada. O zaman alanları oranı, alanları taban uzunluklarıyla orantılıysa 9 etse bu arkadaşa ne düştü? 21 S düştü. Daha güzel yazalım. 21 S. Şimdi buraya 9 S dedik. Bunun tamamı 21 ise buraya 9 S. Çünkü bu üçgenlerin alanları birbirine eşit. 9 S eşittir 9 S. Bu parçaya kaldı o zaman. ABD'nin tamamı 21 S ise buraya 12 S kaldı. Geldim. Tekrar çizeyim. Burası A dedik. Burası B. Burası D olsun. Ben bu alana 9 S buldum. Bu alanı 12 S biliyorum. Burası 28 eksi X. Burası da x uzunluğu. Yükseklikleri aynı mı? Aynı. Alanlarla taban uzunlukları doğru orantılı değil mi? Evet. Oranlarsam ya da böyle diyebilirsiniz. 28 eksi x'in x oranı 9 s'in 12 s oranına eşit. İşte taban uzunluklarıyla alanlar doğru orantılı. Yükseklikler aynıysa. Sadeleştirdim. 3'e böldüm. 3. 3'e böldüm. 4. İçler dışlar çarpımı yaptım. 28 çarpı 4 eksi 4x eşittir 3x. 4x'i karşı tarafa attık topladık. 7x eşittir 28 çarpı 4 ise sadeleştirdim 28'e 7'yi. 7 kere 4 28. Şurada bir hata var. Sadeleştirdik. 4. X eşittir. 16 santimetre kare bulunur arkadaşlar. 16 santim bulunur. Yaptığımız olay sadece yine söylüyorum. Yükseklikler aynıysa alanları taban uzunluklarıyla doğru orantılıdır. Bunu kesinlikle unutmayın. Gördüğünüz gibi birçok sorunun çözümünde korkunç fayda sağladı. Bir sonraki sorumuz. Geldik. Dik üçgen verilmiş bir tane. AB, BC'ye dik 9, 18, X denilmiş ve ABC üçgeni AD ve BE doğru parçaları çizilerek alanları eşit 3 tane üçgene parçalamış. Yani sizin bu alanınız S, bu alanınız S, bu alanınız S. Burada anlatılmak istenen Türkçe bu. Bize X'in kaç birim olduğunu soruyor. Ben şunu söyleyebiliyorum. Bakınız buradaki S dediğimiz alanın kaç olduğunu bulabilirim. Alan ABC 3S. 3S neye eşit? Taban belli, yükseklik belli. 9'a 18. 9 çarpı. Tabanla yüksekliği çarptım, 2'ye böldüm. Sadeleştirdik. 3. 3 kere 18. 54 bölü. 2'den S dediğimiz alanın 27 olduğunu biliyorum. S 27 ise şuradaki alanımız 2S. Şuraya X demiş, buraya da ben Y olsun diyeyim. Y'yi bulabilir miyim? Bulabilirim. Yani alan AB'de 2S. O da 2 çarpı 27'den 54. Aynı alan ABD'yi nasıl bulurum? Taban çarpı yükseklik bölü 2. Yani 9 çarpı Y bölü 2. Buradan Y'yi bulacak olursak 9 ile 54'ü sadeleştirdim. 6. 6 kere 2. Y eşittir
12 bulunur. Y'yi 12 bulduk. Burada taradığım bir dik üçgen 9, 12 9, 12 bu bir özel üçgendir. İsteyen Pisagor bağıntısı yapabilir. 15. Yani ben BD uzunluğunun AD uzunluğunun kaç olduğunu buldum? 15. Bana neyi soruyor? X'i. Kardeşim 90 dereceden alanlar eşitse AE uzunluğuyla ED uzunluğu birbirine eşit. Onu şöyle yapabiliriz. 90. Burası S, S ise taban uzunlukları birbirine eşit. Gördüğünüz gibi buradaki BE doğrusu tabanı iki eşit parçaya ayırmış, yani kenar ortaysa ve 90 dereceden çekildiği için sizin buradaki kenar uzunluğu da eşit. Ve biz buna ne diyorduk? Muhteşem üçlü. Yani sizin buraya x demiş, o zaman burası da x, burası da x. 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 2x 15'e eşitse x dediğiniz uzunluğu 15 bölü 2 bulursunuz sevgili arkadaşlar. Bu sorumuzu da bu şekilde çözdük. Yeni bir konuyla görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Dediğimiz uyarılara ne yapın? Dikkat ediniz arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle.